Evet abi, başlayabiliriz. Fırın sıcaklığı için abi şuradaki set tuşuna basıyoruz. Evet. Bastıktan sonra şu headset yazısı çıkıyor. Buradan ısı derecesini ayarlıyoruz. İşte 180, 185, 180'e ortalama ayarladıktan sonra, evet, bir kere bastığımızda fırın içi sıcaklığımız 180, fırın içindeki mevcut sıcaklığı 26 derece. Kürleme içinde timer saatini ayarlıyoruz. Aynı şekilde headset yazısı çıkıyor. Buradan yukarı aşağı hareket ediyoruz. 10 dakika yaptıktan sonra 10 dakika bekleme, 180 derece malın pişmesi. Evet. Sonra aynı şekilde aşağı gelip rezistanslarından önce sirkülasyon fanı start yapıyoruz. Zaten şöyle, sirkülasyon fanı start yapıyoruz. Rezistans start yapıyoruz abi. Ondan sonra aktif hale geliyor. Fırının içi 180 derece olduktan sonra 10 dakika saymaya başlıyor. 10 dakika saydıktan sonra alarmımız ötüyor. Mal hazır diyor, ürünü çıkarabiliyor. Tamamen olay böyle abi. Burada da rezistanslarımız var. Şuradan yarın bir gün eğer bir farklı bir şey olursa şu 4 tane bir de sayıda şu rezistanslara ulaşabiliyor. Motorumuz da aynı şekilde etiketin yönüne doğru döndüğüne dikkat etmemiz lazım. Tamam. Fırının giriş tarafı da açma kapama gibi. Şu şöyle, şu şekil. Rezistanslar yandığı için bir kumana atar. Evet. Bu şöyle rayımız var zaten. Rayların bağlantısı bir adamı burada. Rayların üstünde hangi ray nereye geldiğine dair çizgiler var. Yani bir ray, bir çizgi, ikinci, iki çizgi, üç çizgi olarak aynı yere denk getir. Bir adamı sıkmalar lazım. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Bu bir şeydi aramamız. Alın alın. Orası emiş tarafı. Emiş oradan yapıyor.